Bugünün en önemli gündemlerinden biriydi. En son 12 yıl önce başbakan olarak gitmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk temas sağlandı. Üst düzey ilk temas sağlandı 12 yılın ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün tabii ki masada önemli seçeneklerle aslında Kuzey Irak, daha doğrusu Irak'a gitti. Sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. PKK'ya karşı ortak harekat merkezi önemli maddelerden biri. Yani terörle birlikte mücadele etme konusu. Sonrasında ee, kalkınma yolu noktasında, ticaret noktasında atılacak olan adımlar yine masadaydı ve bir anlaşma imzalandı. Hatta 20'den fazla anlaşma imzalandı duyuruldu. Ama PKK yasaklı örgüt olarak ilan etmişti. Irak ki bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Özlem Akarsu çeliğe soracağım. Ama bir sıcak bilgi var daha doğrusu gelen bir bilgi var hemen onu da paylaşalım. Irak hükümet sözcüsü bugün yapılan görüşme sonrasında bir PKK açıklaması yapmış. PKK konusunda yara anlaşmaya varıldı diyor. Siyasi mülteci olacaklar, silah taşıma hakları olmayacak şeklinde bir açıklama önemli. Onlara Irak'ta Birleşmiş Milletler denetiminde mülteci statüsü verilecek ve hiçbir parti veya siyasi faaliyetleri olmayacak. Bu hemen hemen Irak ve İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına benzer bir şekilde olacak. Son olarak bu örgüt misafir olarak buradadır. Irak topraklarında siyasi ve askeri faaliyetlerini yürütmesine izin vermeyeceğiz. Uluslararası kuruluşların gözetiminde ona mülteci muamelesi yapacağız diyor. Bunu şununla birlikte sormak istiyorum Özlem Akarsu Çelik. Biraz evvel söylemiştin bugün MHP liderinin çıkışı Dem Parti kapatılsın çıkışı ışığında da değerlendirebiliriz. Söz sende. Şimdi seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten sınır ötesi operasyon sinyali vermişti. Son mesajlarından biri buydu. Dem Parti'nin de yakından takip ettiği bir mesajdı bu. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen seçimden sonra Irak'a gitmesi, e, buradan da işte Neçivan Barzani ile görüşmek üzere Erbil'e geçecek olması yine en yakın Dem Parti tarafından izleniyor. Şimdi neden Dem Parti e, bütün bunları yakından izliyor? Çünkü... Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin ittifakının artık çatırdadığına e, ve e, bu ittifakın halkta gerekli yeterli karşılığı bulamadığına, ikinci parti durumuna düşmesi e, nedeniyle iktidarın yeni bir ittifak arayışı olabilir mi? Dem Partide hep böyle bir beklenti vardı. Ve hatta on, seçimin hemen öncesinde hatırlayacaksınız partinin önemli isimlerinden Leyla Zana, Ahmet Türk gibi isimlerden biz masaya oturursak yine AK Parti ile otururuz Erdoğan bu sorunu çözer gibi açıklamalar yapıldı. Şimdi sürekli aslında şu mesaj veriliyor o taraftan biz bugün Tuncerbakır Anı'nda Mezopotamya Ajansı'na verdiği önemli bir mülakat var orada da son derece ılımlı açıklamalar var. O da diyor ki biz demokrasi için herkesle oturur konuşuruz. E, hatta yeni anayasaya dair bir takım e, çalışmalar olması yönünde bir hazırlık var Ankara'da. Numan Kurtulmuş mecliste grup başkan vekilleriyle, özür diliyorum meclis başkan vekilleriyle başkan divanında e, bir araya gelecek. Bu yönde de bir hazırlık var diye. Şimdi bütün bunlardan beklenen ne? Yani yeni bir anayasa nasıl bir anayasa olacak? MHP'nin destek vereceği bir anayasa mı olacak? DEM Parti'nin de kendisini içinde e, kabul göreceği ve yola AK Parti ile masaya oturarak devam edeceği bir anayasa mı olacak? Yani AK Parti yola kiminle devam edecek? Herkesin merak ettiği bu. Bu nedenle az önce söyledim. Gerek Irak ziyareti, gerek Cumhurbaşkanı'nın yarın Irak dönüşü yapacağı merakla beklenen o açıklama öncesi Devlet Bahçeli'nin sözleri daha önemli. Yani